Size bu videomda 2. Mehmet, Fatih Sultan Mehmet'in hayatını anlatacağım. 2. Mehmet, popüler ismiyle Fatih Sultan Mehmet Han veya batıda kullanılan takma ismiyle Grand Turko, yani Büyük Türk, 30 Mart 1432'de doğmuş, 3 Mayıs 1481'de vefat etmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. padişahıydı. Tarihi kaynaklarda ismi Mehmet isimli diğer padişahlarınki gibi Muhammed şeklinde geçer. İlk olarak 1444-46 yılları arasında kısa bir dönem, daha sonra 1451'den 1481 yılına kadar, ölümüne kadar 30 yıl boyunca hüküm sürmüştür. 2. Mehmet 21 yaşında İstanbul'u fethederek 1480 yıllık Roma İmparatorluğu'na son verdi. Ve bu olay birçok tarihçi tarafından Orta Çağ'ın sonu, Yeni Çağ'ın başlangıcı olarak kabul edildi. Fetih'ten sonra fetihin babası anlamına gelen Ebul Feth, daha sonraki dönemlerde ise Çağ açan hükümdar ve Kayseri Rum, Roman İmparatorluğu ünvanları ile anıldı. Fatih, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Konstantiniye elbet fetholunacaktır. Onu fethedecek komutan ne güzel komutan, onu fetheden ordu ne güzel ordudur hadisine nail olduğu için günümüzde Türkiye ve İslam dünyasının geniş bir kesiminde kahraman olarak kabul edilmektedir. Fatih Sultan Mehmet, Sultanül Berayn ve Hakanu Bahreyn iki karanın ve iki denizin hükümdarı olarak tanınırdı. 27 Recep 835, yani 30 Mart 1432 Pazar günü şafak vaktinde devletin başkenti olan Edirne'de 2. Murad'ın 4. oğlu olarak dünyaya geldi. Annesi Hüma Hatun, tarihçi Babinger ve yazar Lord Kinross'a göre gayrimüslim bir köledir. Yani Babinger'e göre ölümünden sonra İran efsanelerindeki cennet kuşu Hüma'dan esinlenerek Hüma Hatun olarak adlandırılmıştır. Mehmet 2 yaşına kadar Edirne'de kaldıktan sonra 1434'te süt ninesi ve küçük ağabeyi Alaaddin Ali birlikte 14 yaşındaki büyük ağabeyi Ahmet'in Rum sancakbeyi olduğu Amasya'ya gönderildi. Burada ağabey Ahmet'in erken yaşta ölmesi üzerine Mehmet 6 yaşında Rum sancakbeyi oldu. Diğer ağabeyi Alaaddin Ali ise Manisa'da Sauron sancakbeyi oldu. 2 yıl sonra babaları 2. Murad'ın talimatıyla iki kardeş yer değiştirdiler ve Mehmet Saruhan Sancakbeyi oldu. Mehmet'in eğitimi için babası çeşitli hocalar görevlendirdi. Ancak zeki olduğu kadar hırçın bir çocuk olan Mehmet'in eğitilmesi kolay olmadı. Sonunda babası heybetli ve otoriter bir alim olan Molla Gürani'yi görevlendirdi. Anlatılana göre Murat Gürani'ye bir değnek vermiş ve Mehmet itaatsizlik ederse kullanmasını söylemişti. Molla Gürani de Mehmet'e dersini dikkatle almayan bir öğrencisinin hocası tarafından dövülmesiyle ilgili edebi bir cümleyi inceltmiş. Mehmet durumun ciddiyetini kavrayarak eğitimine önem vermeye başlamıştır. Şehzade Mehmet'in medrese kökenli hocalarının yanı sıra bilgi edindiği batılı şahsiyetler de bulunmaktaydı. Saruhan Manisa sarayında İtalyan humanisti Anjonali Krico ve saraydaki başka İtalyanlar onu Avrupa tarihiyle antik Yunan filozoflarının hayatlarıyla ilgili kitaplar okumasını da ön ayak olmuştu. Bu durum Şehzade Mehmet'e çok kültürlülük kazandırmıştır. Topkapı Sarayı arşivinde bulunan 2. Mehmet'in şehzadelik yıllarına ait olan karalama defterlerinde Latin harfleri, Arap harfleri, Roma büstünlerini andıran insan çizimleri ve Osmanlı figürleri bulunmaktadır. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet'in Arapça ve Farsça yanı sıra Latince, Yunanca ve İtalyanca bilmesi de dönemindeki münasebetlerine dayanmaktadır. Tahta birinci çıkışı 2. Murat Ağustos ayında Mihaliç'te Yeniçeri ağası Hızır Ağa ve diğer beyleri tahttan oğlundan yana resmen çekildiğini duyurdu ve ordusu Edirne'ye dönerken kendisi Bursa'da kaldı. 2. Murad'ın 1444 yazının doğuda ve batıda barışı sağladığını düşünerek tahttan çekilmesi Edirne'de bir otorite boşluğu yaratarak devleti Burhan'a sürükledi. Dış siyasetle ihtiyatlı davranmayı tercih eden Sadrazam Çandarlı Halil Paşa ile Mehmet'in etrafında toplanmış olan Şehabettin, Zaganos, Turhan Paşalar arasında rekabet baş gösterdi. Bu rekabet 1444-53 yılları arasında Osmanlı Devleti'ne yaşanan başlıca politik
gelişimlerin belirleyici etmenlerinden biri olmuştur. Ağustos başında Kral Ladislas Osmanlılarla yapılan barışı ertelemelerinin biri olmuştur. Geçersiz sayarak yeni bir Haçlı seferine çıkacağını ilan etmesi başkent Edirne'de paniğe yol açtı ve halk şehri terk etmeye başladı. Konstantinopolis'te Rumların himayesinde olan ve Osmanlı tahtını hak iddia eden Orhan Çelebi de bu dönemde Çatalca yakınlarında İnceize ve Borbruca'ya geçerek bir isyan girişiminde bulundu. Bu girişim Şehabettin Paşa tarafından önlendi ve Orhan Çelebi Konstantinopolis'e kaçtı. Aynı dönemde başkentte kendini Hurufilik taraflarının elçisi olarak tanıtan bir İranlı halktan epey yandaş toplamıştı. Mehmet de İranlının öğretisini ilgi duymuş ve korunması altına almıştı. Ancak Müfti Fahrettin ve Sadrazam Halil Paşa'nın bu duruma tepki göstermesi üzerine Mehmet çok geçmeden desteğini çekmek zorunda kalmış ve sonunda başkente bir Hurufi katliamı yaşanmıştı. Fahrettin Acemi tarafından kafir oldukları gerekçesiyle Hurufilerin canlarının alınması gerektiği yolunda bir fetva çıkarılması üzerine Hurufiler diri diri yakılarak öldürüldüler. Bu sırada şehirde çıkan yangında Beldeste ile birlikte 7000 ev kül olmuştu. Murat 1446'nın Mayıs ayında Sadrazam Halil Paşa'nın çağrısıyla bir kere daha Edirne'ye tahtına döndü. Bunun sebebi Mehmet'in Konstantinopolis'e saldırma planları yapıyor olmasıydı. Halil Paşa kendi gücünü zayıflatacağı düşüncesiyle bu saldırıya karşı gelirken Mehmet'in yandaşı olan Zaganos ve Şehabettin bu planı destekliyordu. Sonunda Halil Paşa'nın bir Yeniçeri isyanı düzenleyerek Mehmet ve yandaşlarını iktidardan uzaklaştırdı. Murat'ın yeniden tahta geçmesi üzerine Mehmet Manisa'ya çekildi. Zaganos Paşa da Balıkesir ile sürgüne gönderildi. Mehmet'in Manisa'daki ilk yıllarında neler yaptığına dair çok fazla bilgi yoktur. Babasının 1446'da Mora'ya düzenlediği sefere katılmamıştı. 47'de sonlarında ya da 48 başlarında Arnavutluk kökenli bir Hristiyan köle olan Gülbahar Hatun ile ileride padişah olacak Beyazıt'ın adında bir oğlu oldu. 1448'de Macarlar ile yapılan 2. Kosova Savaşı'nda babasının Anadolu birliklerinin önderliğinde eşlik ederek ilk defa bir savaşta yer aldı. 17 yaşına geldiğinde Gülbahar Hatun ile birlikteliğini tasvip etmeye babası tarafından Dulkadir Hanedanı'nın Süleyman Bey'in kızı Sitti Hatun ile evlendirildi. Mehmet Manisa'da bulunduğu sıralarda oldukça başına buyruk bir biçimde hareket etmişti. Onun rızasıyla Türk korsanları Ege'deki Venediklere saldırıyorlardı. Hicri takvimde 852, 1448 ve 49 yılında Selçuk'ta kendi adına paralar bastırmıştı. 49'un Ağustos veya Eylül ayının annesi vefat etti. 1450 yılında babasının İskender Bey üzerine yaptığı Arnavutluk seferine ve başarısızlıkla sonuçlanan Akçahisar kuşatmasına katıldı. Merhum olan oğlu Ali'nin yanına gömülmek isteyen babasının vasiyetinde "Benden sonra evladımdan ve ensabımdan, fil cümle soyundan sokundan her kim ki ölecek olursa benim yanımda koymalar, katıla götürülmeyenler" demesinden ikilinin arasındaki ilişkilerin bozulduğunu sonucu çıkarabilirse de Mehmet'in 1407 yılında Edirne'de evlenmesi Manisa ile İstanbul arasındaki ilişkilerin düzeldiğini göstermektedir. 2. Murat 3 Şubat 1451 günü öldü. Mehmet babasının ölüm haberini Sadrazam Halil Paşa'nın özel ulak ile Manisa'ya gönderdiği mektupla aldı. Anlatılana göre "beni seven ardımdan gelsin" diyerek atına atlayıp kuzeye doğru yola çıkmıştı. Mehmet 19 Şubat 1451'de Edirne'de ikinci kez tahta çıktı. Çandarlı Halil Paşa'yı sadrazamlık makamında tuttu. İshak Paşa'yı da Anadolu Beylerbeyi olarak atadı ve babasının cenazesine eşlik etmek üzere Bursa'ya gönderildi. Daha sonra babasını İsfendiyaroğulları Bey'inin kızından olan 8 aylık oğlu Küçük Ahmet'i boğdurttu. Bu şekilde kardeş katli yasası da uygulamaya konmuş oldu. Ahmet Çelebi'nin cenazesinde babası Murat'ınki ile birlikte Bursa'ya gönderildi. Mehmet her ne kadar da Çandarlı Halil Paşa'yı görevinde bıraktıysa da artık gerçek iktidar kendisiyle birlikte Lalaları, Şehadettin Paşa ve Zaganos Paşalarının başını çektiği savaşçı kesimin eline geçti. Mehmet'in amacı Tuna'nın güneyindeki Balkan toprakları ile Fırat'ın batısındaki Anadolu topraklarını alarak büyük dedesi Yıldırım Beyazıt'ın oluşturmaya çalıştığı merkeziyetçi imparatorluğu kurmaktı. Ancak Beyazıt'ın aksine bunu yapmak için önce Konstantinopolis'i alması gerektiğini düşünüyordu. Öte yandan gerek batıda ve gerekse doğu Roma yeni padişah genç yaşı ve tecrübesizliği dolayısıyla ilk başta önemli bir tehdit olarak algılanmamıştı.
Bu görüş Mehmet'in 1451'de Venedik, Ceneviz Cumhuriyeti, Macaristan ve Sırp Despotu ile babasının yapmış olduğu anlaşmaları yenilemesiyle pekişmişti. Mehmet Doğu Roma'ya da babası dönemindeki dostane ilişkileri devam ettireceğini ve Süleyman Çelebi'nin Konstantinopolis'teki oğlu Orhan için yıllık 3000 akçe ayırdığını bildirmişti. Mehmet'in yetersiz bir hükümdar olduğunu düşünen yalnızca Hristiyanlar değildi. Tahta geçmesinin ardından Karamanlılar yerel beylikleri yeniden diriltmek üzere ayaklandırdılar ve Seydin şehir ile Akşehir'i ele geçirdiler. Bunun üzerine 1451'in yazına Mehmet Anadolu'ya geçti ve kısa sürede bu isyanı bastırdı. Bu sırada Mehmet'in Anadolu'da bulunmasını fırsat bilen Doğu Roma İmparatoru Konstantinopolis'e ulakları vasıtasıyla Süleyman Çelebi'nin torunu Şehzade Orhan'ın ödeneğinin yapılmadığını, ödeneğinin ikiye katlanması halinde Orhan'ın Osmanlı tahtında hak iddia etmesine izin vereceği tehdidinde bulundu. Mehmet sorunu çözeceğini söyleyerek elçileri gönderdi ancak Edirne'ye döndükten sonra Orhan için ayrılmış olan gelirleri el koydu ve Konstantinopolis'i ablukaya alınmasını emretti. Mehmet kuşatma hazırlıklarına 1451 sonlarında başladı. Boğaz'ın Anadolu yakasında büyük dedesi Beyazıt'ın yaptırmış olduğu Anadolu Hisarı'nın karşısına o dönemde Boğaz Kesen adı verilen Rumeli Hisarı'nı inşa emrini verdi. İmparator Konstantino Mehmet'e Hisar'ın yapımı için kendisinden izin alması gerektiğini bildirmek için elçiler gönderdi. Ancak Mehmet elçileri kabul etmedi. İmparator en son 1452'nin Haziran ayında barış görüşmeleri için bir kere daha elçilerini gönderdi. Ancak Mehmet elçilerini yine reddetti. Bunun anlamı savaştı. Hisar 1452'nin Ağustos ayında tamamlandı. Böylece Boğaz'ın kontrolü Osmanlıların eline geçmiş oldu. Boğaz'dan geçecek gemilerin bundan böyle geçiş parası ödemek zorundaydı. Aksi takdirde gemiler top atışıyla batırılacaktı. 1452'nin sonlarında ödeme yapmayı reddeden bir Venedik gemisini batırmış, kaptanı ve tayfasını tutuklamıştı. Söz konusu toplar Erderli Urban adında bir top dökümcüsü tarafından yapılmıştı. Mehmet kendisinden Konstantinopolis'in surlarını yıkabilecek güçte bir top yapıp yapamadan bir İranlı halktan epey yandaş toplamıştı. Mehmet de İranlının öğretisine ilgi duymuş ve koruması altına almıştı. Öte yandan bu gelişmeler karşısında İmparator Konstantinos, Papa ve İtalyan şehirlerinden umutsuzca yardım talebinde bulundu ama bunlar sonuçsuz kaldı. Yalnızca Cenova 1452'nin Kasım ayında yardım göndermeye karar verdi ve Giovanni Giustiniani komutasında 700 asker taşıyan Ceneviz kadırgaları 26 Ocak 1453'te Konstantinopolis'e vardı. İmparator Konstantinos Giovanni Giustiniani kara kuvvetleri başkumandanı yaptı. Konstantinopolis'teki asker sayısı 8000 civarındaydı. Limanda 26 savaş gemisi bulunuyordu. Daha evvel 700 İtalyanı taşıyan 7 Girit ve Venedik gemisi Şubat ayında şehirden kaçmıştı. Osmanlı ordusunda asker sayısı ise en az 50.000. Ayrıca Mehmet yalnızca karadan kuşatmanın yeterli olmayacağını düşünerek bir donanma hazırlamıştı. Bu donanma bahar aylarında Boğaz'ın Marmara girişine vardı. Osmanlı ordusu 23 Mart Edirne'den hareket etti ve 2 Nisan'da Konstantinopolis'e vardı. Aynı gün Haliç'in girişi zincirlerle kapatıldı. Karargahı Romanus kapısının karşısına Maltepe'ye kuran Mehmet son kez teslim çağrısında bulundu ama imparator reddetti. 6 Nisan sabahı ilk saldırı başladı. Kuşatma aralıklı çatışmalarla 53 gün sürdü. İmparator Konstantinos Giustiniani ile birlikte Romanos kapısını savunuyordu. Şehzade Orhan da Marmara kıyısındaki kıtalardan birini yönetiyordu. 20 Nisan günü Papa'nın gönderdiği 3 Ceneviz gemisi ve Sicilya'dan gelen bir Rum yük gemisi şehrin açıklarında belirdi. Marmara Denizi'nde yapılan savaşın sonunda akşam saatlerinde 4 gemi Haliç'e girmeyi başardı. Donanmasını bir şekilde Haliç'e indirilmesi gerektiğini anlayan Mehmet gemilerini karadan geçirmeye karar verdi. Bugünkü Dolmabahçe'de Kasımpaşa'ya uzanan güzergaha kalaslar döşendi ve 70 kadar gemi silindirler üstünde 22 Nisan sabahında Haliç'e indirildi. Böylece Haliç'in kontrolü Osmanlıların eline geçti. Öte yandan kuşatmanın 7. haftasında Osmanlılar hala kesin bir sonuç alamamıştı. Bu noktada Halil Paşa son bir kez Mehmet'i teslim çağrısı yapmaya ikna etti ancak imparator teklifi yine reddetti. Bunun üzerine Mehmet 24 Mayıs'ta ayın 29'unda karadan ve denizden büyük bir saldırı yapacağını duyurdu. Son saldırı hazırlıklarını Zagonos Paşa düzenledi. Osmanlı ordusu 29 Mayıs'ın ilk saatlerinde taarruza başladı. Osmanlılar son taarruzu 3 dalga halinde gerçekleştirdiler. İlk 2 saat boyunca başı bozukluklar surlara saldırdılar. Ardından Anadolu birlikleri onların yerini
darbelerini aldı. Son olarak öldürücü darbeyi vurmak üzere Yeniçeriler devreye girdi. Bu sırada yaralanan Hristiyani'nin savaş alanından ayrılması şehrin savunanların arasında büyük moral bozukluğuna neden oldu. Nihayet sabah saatlerinde Osmanlı askerleri Kerkopatra adlı kapıdan içeriye girmeyi başardılar ve kapının üzerindeki burca Osmanlı sancağını diktiler. Mehmet Fethin ilk günü öğleden sonra şehre girdi, Ayasofya'ya giderek namaz kıldı ve minbar bundan sonra tahtım İstanbul'dur diye duyurdu. Şehir zorla alınmıştı. Bu yüzden dini hukuka göre yağlanabilirdi. Yağma 3 gün sürdü. İmparator Konstantinos'un akıbeti meçhuldür. Kimi kaynaklarda cesedinin bulunmadığını söylerken Babinger gibi bazı tarihçiler imparatorun cesedinin mor ayakkabılardan teşhis edildiğini yazar. Alphonse Lamarantine eserinde imparatorun cesedinin bulunduğunu ve Fatih'in Konstantinos için Hristiyan usulü cenaze töreni düzenlediğini belirtir. Şehzade Orhan ise keşiş kılığında şehri terk etmeye çalışırken yakalanıp idam edildi. Fatih şehrin ticaret merkezi olan Galata'dan kaçmış olan Rumların ve Cenevizlerin dönmesini sağladı. Rum patrikhanesinin yeniden açılmasına izin verdi. Ayrıca bir Yahudi Hamham başlığı ile bir Ermeni patrikhanesi kurdurdu. II. Mehmet İstanbul'u farklı dinlerden insanların bir arada yaşayacağı ticaret ve kültür merkezi olan bir başkent yapmayı amaçladı. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra Kayseri Rum unvanını başka bir deyişle Roma İmparatoru unvanını almıştır. Basılan yeni paralarda Yunanca olarak Bizans İmparatoru unvanını kullanmıştır. Bu unvan Batı dünyasınca da kabul edilmiştir ki 1481 tarihinde Rönesans sanatının bazı açılarından nadide örneklerinden olan ve 2. Mehmet'e hediye edilen Medici madalyonunda Bizans İmparatoru unvanı yer almaktadır. 2. Mehmet kendisini Roma İmparatoru olarak görmekte ve devletini de Roma İmparatorluğu'nun varisi saymaktaydı. Bu ideal doğrultusunda İstanbul'dan sonraki ikinci hedefi Roma şehriydi. Fethin hemen ardından Mehmet şehrin onarımına başladı. Amacı Doğu Roma'yı yıkmak değil, onu Osmanlı yapısı içinde diriltmekti. Kuracağı imparatorluk bir İslam devleti olmakla birlikte Doğu Roma gibi kozmopolit bir yapıya sahip olacaktı. Fatih Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni Ermeni Patrikhanesi ve Yahudi Hamham Başı bulunmasına izin verdi. 6 Ocak 1450'de 4'te Yorga Skolariksi yeni Ortodoks Patriği olarak atadı. Ayasofya Camii çevrildiğinden Patrikliğe resmen makam yeri olarak Varinyum Kilisesi verildi. Şehrin de Yahudilerin Hamham Başı olarak Möşe Kapstalı atadı. 1461 yılında ise Bursa Psikoposu Ovakim İstanbul Ermeni Patriği olarak atandı. Mehmet Theodisos'un formunun olduğu yerde ilk sarayın inşasını başlattı. Daha sonraki yıllarında ise saray burnunda Topkapı Sarayı'nı inşa ettirdi. Fatih ilk tahta geçtiğinde ve İstanbul'un fethi sırasında sergilediği tutumlar nedeniyle Çandarlı Halil Paşa'yı 10 Temmuz 1453 tarihinde Edirne'de idam ettirdi. Bazı kaynaklara göre Çandarlı Fatih'i sabırsız ve deneyimsiz buluyordu. Bu olay ile Fatih otoritesini pekiştirmiş oldu ve herkes genç Hakan'a boyun eğdi. Çandarlı Halil Paşa fetihten sonra idamına giden süreçte Yedikule'de Altın Kapı'da 40 gün hapis edildi. 10 Temmuz'da gözlerine mil çekildi ve daha sonra idam edildi. Boyun eğeceği yerde Hakan'a dik baktığı iddia edildi. Daha sonra oğlu İbrahim Paşa tarafından İznik'e götürüldü, türbesine gömüldü. Çandarlı Halil Paşa idam edilen ilk Osmanlı sadrazamıdır. İstanbul'un fethinden sonra Osmanlılara bağlılığını bildiren ve ele geçirdiği bazı kaleleri geri veren Sırplar, Macarlar ile işbirliği yaparak yeniden düşmanlıklarını göstermeye başlamışlardı. Bunun üzerine 1454-57 arasında 3. kez peş peşe Sırbistan'a sefer düzenlendi. Belgrad dışındaki bütün Sırp toprakları ele geçirildi. Sırp kralı Brankoviç'in ölümüyle başlayan taht mücadelelerinden faydalanan Osmanlılar Sırplara vergiyi bağladılar. Taht kavgalarının yeniden alevlenmesi üzerine Mora seferinde bulunan Fatih Sırp meselesine son verilmesini emretti. Mahmut Paşa 1459'da başkentleri Semedriye ile geçirerek Semendir'e Sancak Beyliği oluşturdu. Böylece Sırbistan'da 350 yıl sürecek Osmanlı hakimiyeti başlamış oldu. İstanbul'un fethinden sonra Bizans İmparatoru 6. Konstantinus kardeşleri, rakipleri Kantakuzen ailesine karşı Mora'da Osmanlıların yardımını istemişlerdi. Turhanoğlu Ömer Bey Akıncıları ile duruma müdahale etti ve muhalifler bertaraf edildi. Fakat bu sefer iki kardeş arasında mücadele başlatmıştı. Bu bölgede ülkelerinin Mora'yı istila niyetlerini bilen Fatih 1458'de harekete geçti. Korenti'yi ele geçiren Fatih Mora'nın bir kısmını merkeze bağlayarak burada bir sancak oluşturdu. Atina ve diğer bölgeler ise Osmanlı yönetimini kabul etti. Kardeşi Dimitros'a karşı Arnavutların desteğini alan Thomas'ın Osmanlılara yapılan anlaşmayı bozması üzerine ikinci kez Mora'ya sefer düzenledi. Thomas Papa'nın yanına kaçmak zorunda kaldı. Bölgeye çok
çok sayıda Türk askeri yerleştirdi. Venedikliler bölgede halkını Osmanlılara karşı ayaklandırmaya çalışıyorlardı. Ancak bunda başarı kazanamayan Venedik, Osmanlı kuvvetleri tarafından bozguna uğratıldı. Fatih Sultan Mehmet 1477'de Kırım Hanlığını Osmanlı Devleti'nin egemenliği altına aldı. Çandaroğullarının elindeki Sinop'u aldı. Cenevizlerin önemli üslerinden Amasra'yı da aldı. 1479'da bir anlaşma yaparak Venedik'le 16 yıllık savaşa son verildi. Venedik, Arnavutluk'taki kaleleri Osmanlılara bıraktı. Karşılığında Mora'daki bazı iskelelerden yararlanma hakkı elde etti. Fatih, Venediklerle anlaşmaya varınca İtalya'nın öteki önemli kent devletlerine savaş açtı. 1480'da İtalya'nın güneyindeki Otranto limanını ele geçirdi. Otranto, Roma'ya giden yolda bir köprübaşı olduğu için bu olay Avrupa'da büyük yankı uyandırdı. Osmanlılara vergi yoluyla bağlı olan Bosna Kralı'nın anlaşmalara riayet etmemesi üzerine Üsküp'teki harekete geçen Fatih, Sadrazam Mahmut Paşa ve Turhanoğlu Ömer Bey'e Bosna'nın tamamen fethedilmesi emrini vermişti. 1463 yılındaki seferle Bosna Kralı Osmanlı hakimiyetini yeniden tanıdı. Ancak Şeyhülislam'ın da fetvasıyla sonra öldürüldü ve bu topraklarda Bosna Sancak Beyliği oluşturuldu. Fakat ordunun İstanbul'a dönmesi üzerine aynı yıl Macar Kralı Bosna'ya girdi. İkinci kez düzenlenen seferde Osmanlılar Yayca dışındaki bütün kale ve şehirleri yeniden ele geçirdiler. Bosna seferleri esnasında Hersek Kralı Stevan da ülkesinin bir kısım toprağının Osmanlılara doğrudan bağlanması şartıyla tahtını bırakmıştı. Ancak 1483 yılında Hersek tamamen Osmanlı toprağı haline gelecekti. Fatih, Bosna'yı Osmanlı topraklarına kattığı zaman Bogomil mezhebindeki Bosnalılara çok iyi davranmıştı. Hem Katolik hem de Ortodoksların kendi kiliselerini almak için baskı yaptıkları Bogomiller bu sebeple Osmanlı yönetimine sıcak bakmışlar ve kendilerine sağlanan din ve vicdan hürriyetinden etkilenerek zamanla Müslüman olmuşlardı. Bu Müslüman Bosnalılara Boşnak denilmektedir. Fatih devrinde Osmanlıların karada en güçlü komşusu yani rakibi Macarlar, denizde ise Venedik idi. Macarlar bu dönemde tek başlarına Osmanlılarla baş edemeyeceklerini bildiğinden doğrudan bir savaşı göze alamamıştır. Fatih de tabi sınır olan Tuna'yı geçmeyi düşünmemiştir. Ancak akıncılar vasıtasıyla Macaristan'a güvenilirliği sağlamasını yönelik yüzlerce başarılı akın düzenlemiştir. Keza Venedik Cumhuriyeti ve Osmanlılara doğrudan karşılaşmaktansa Balkanlardaki diğer devletleri kışkırtmayı yeğe tutmuştur. Güçlü donanmasıyla Mora ve Ege'deki adalara sahip olmak isteyen Venedik, Osmanlılar karşısında istediği sonucu alamamış, aksine pek çok ada ve kıyı kalelerini Osmanlıların eline geçmiştir. Fatih'i Bosna Fransiskanlarının özgürlüğü ile ilgili fermanı "Ben Sultan 2. Mehmet Han, bundan böyle bütün dünyaya ilan ediyorum ki Bosna Fransiskanları bu ferman ile benim korumam altındadır ve emrediyorum ki kimse bu insanlara veya kiliselerine zarar vermeyecek. Devletimde barış içinde yaşayacaklar. Göçmen haline gelmiş bu insanlar güvende ve özgür olacaklar. Devletim sınırları içerisinde olan manastırlarına geri dönebilirler. Devletimde hiçbir önemli kimse, vezirler, katipler veya hizmetkarlar onların izzetlerini kıracak ya da onlara zarar verecek bir şey yapmayacaklar. Kimse onlara hakaret etmeyecek, tehlikeye atmayacak ya da kendilerine veya mallarına veya kimselerine saldırılmayacak. Ayrıca bu insanların kendi memleketlerinden getirdikleri şeyler ve kimseler de aynı haklara sahiptir. Bu fermanı buyurarak gökleri ve yeri yaratan Allah'ın ve onun Resulü ve ondan önceki 124 peygamberin adını kılıcım üzerine yemin ederim ki hiçbir vatandaşın bu fermanın aksine hareket etmeyecektir. Yıldırım Beyazıt zamanında vergiye bağlanan Eflak Prensliğinin başına Fatih tarafından 3. Vilat Kazıklı Voyvoda getirilmişti. Osmanlılara bağlı görünen Vilat aslında gizliden gizliye düşmanlık ediyordu. Vilat'ın Fatih'in elçilerini kazığa oturtarak öldürmesi üzerine 1462 yılında Fatih Eflak'a bir sefer düzenledi. Bu adamda yardım alan Osmanlı kuvvetleri Voyvoda'yı uzun süre takip etti. Neticede sığındığı Macarların Osmanlılara yaptığı anlaşma üzerine Vilad'ı esir etmeleriyle mesele çözüldü. Fatih Voyvodalığa Radul'u getirdi ve Eflak bir Osmanlı eyaleti haline geldi. 1455'ten itibaren Osmanlı hakimiyetini tanıyan Boğdan Prensliğini Kefe'nin fethinden sonra izlediği düşmanca siyaset üzerine Osmanlı kuvvetleri 1475 yılında Rojava Savaşı'nda yenilmesine rağmen 1476'da Boğdan'a girdi. Fatih'in bizzat başında olduğu Osmanlı kuvvetleri Boğdan ordusunun büyük bir bozguna uğrattı. Böylece Boğdan ve yeniden Osmanlı hakimiyetini tanımış oldu. Kesikbaşı 2. Mehmet'e teslim edilen Kazıklı Voyvoda'nın mezarının yeri bilinmemektedir. Fatih Sultan Mehmet ile aynı sarayda yetişen ve sonra Papalık ve Napoli Krallığı'nın desteğiyle harekete geçen Arnavutluk hakimi İskender Bey, Vurgaç taktiğiyle Osmanlı kuvvetlerine
baskınlar düzenlemekteydi. Bunun üzerine Fatih bizzat sefere çıkmaya karar verdi. 1465 yılında gerçekleşen birinci seferde İlbasan Kalesi'ni yaptırıp içine asker yerleştiren Fatih, Balaban Paşa'yı bölge için görevlendirerek geri döndü. Ancak Papa ve diğer davet devletlerden aldığı kuvvetlerle Türklere saldıran İskender Bey, Balaban Paşa'yı şehit etti ve İlbasan Kalesi'ni kuşattı. Bunun üzerine Fatih ikinci Arnavutluk seferine çıktı. Ele geçirilen topraklarda yeni garnizonlar oluşturdu. Bu sırada İskender Bey ölmüş ve yerine oğlu 2. Kon Kastriotti geçmişti. Fatih başlattığı 3. Arnavutluk seferinde Arnavutların elinde kalmış olan Kroy'u ve İşkodra'yı kuşattı. 1479'da Arnavutluk'ta bir Osmanlı vilayeti durumuna geldi. 1461'de Trabzon İmparatorluğu'nun başkenti Trabzon'u ele geçirdi ve bu devletin varlığına son verdi. 1462'de yeniden Rumeli seferine çıktı. Eflak'ı Osmanlı Devleti'ne bağladı. 63'te Bosna'yı tamamen ele geçirdi. Aynı yıl Ege Denizi'ndeki Midilli Adası'nı da alınca Venediklilerle arası açıldı. Bu olay 1479'a kadar sürecek olan savaşın da başlangıcı oldu. Fatih'in Ege'de fethettiği adalar Taşoz, Eğriboz, Limni, Samadirek, Gökçeada, Midilli ve Tenedos'tur. 1465'te Perseki büyük bölümünü, 66'da Arnavutluk'taki bazı kaleleri fethetti. Osmanlı Devleti'nin gelişen bu gücü karşısında Karamanoğulları Doğu Anadolu'daki Akkoyunlularla ittifak kurdu. Fatih 1466'da yeni bir Anadolu seferine çıktı. Karamanoğullarının başkenti Konya'yı ele geçirdi ama İstanbul'a dönünce Karamanoğullar Osmanlılara geçen yerleri geri aldılar. Sonradan sadrazam olacak olan Gedik Ahmet Paşa 1471'de Karamanoğullarına bir kez daha yenilgiye uğrattı. Akkoyunlular Karamanoğullarını desteklemeye devam etti. 11 Ağustos 1473'te Otlukbelli Savaşı'nda Akkoyun hükümdarı Uzun Hasan'ı ağır bir yenilgiye uğrattı. Ertesi yılda Karamanoğulları beyliğini tamamen ortadan kaldırdı. Fatih'in askeri başarılarla Osmanlı Devleti'nin büyük bir imparatorluğa dönüştürdü. Bilime, tarihe ve felsefeye özel ilgi gösterdi. Türkçeden başka Arapça, Fransızca, Latince ve Yunanca kitaplarından oluşan özel bir kütüphanesi vardı. Avni Takma adlıyla şiir yazdı. Şiirleri Fatih Divanı, Fatih'in Şiirleri, Fatih ve Şiirleri gibi adlar altında basıldı. Bilim adamlarını ve edebiyatçıları destekleyen Fatih, nesir ustası Sinan Paşa ile şair Ahmet Paşa'yı vezirliğe kadar yükseltti. Ünlü matematikçi ve astronomi bilgini Ali Kuşçu'nun İstanbul'da kalmasını sağladı. Fatih, İtalyan ressam Getille Bellini'yi 1479'da İstanbul'a getirerek resimlerini yaptırdı. Fatih, Osmanlı Devleti düzenli ve sürekli bir yapı kazandırmak için önemli düzenlemeler yaptı. Yönetim, maliye ve hukuk alanında koyduğu kurallar içeren Fatih Kanunnamesi sonraki dönemde yürürlükte kaldı. Bu kanunname tahta çıkan padişaha devletin geleceği nizam-ı alem için kardeşlerini öldürmek hakkı veriyordu. Fatih'in Osmanlı devlet düzenine ilişkin temel ilkeleri pek çoğu Tanzimat dönemine kadar geçirileceği korudu. Fatih'in saltanatı döneminde Osmanlı ülkesinde 500'den fazla mimari yapı vardı. Onun adına yapılan en önemli yapı İstanbul'da bir cami ile medrese, kitaplık, imarathane, aşevi, darüşşifa, hastane, hamam, kervansaray gibi birimleri kapsayan Fatih Külliyesi'dir. İstanbul'un ilk Osmanlı yüksek öğretim kurumu olan Sahn-ı Serman kurmuştu. Sahn-ı Seman medreseleri Fatih Külliyesi içindeki en yüksek düzeyli medreseydi. Sahn-ı Seman'ın eğitim müfredatının hazırlayacağından biri çağın önemli bilim adamı Ali Kuşçu'dur. Medreselerde Ali Kuşçu tarafından düzenlenen bir okutma planı olduğu, hatta bunun kanunname şeklinde yapıldığı bilinmekte, bildirilmektedir. Bugüne kadar incelenmesi yapılan Osmanlı arşiv belgeleri arasında ele geçirilmiştir. Bu kanunnamenin aslında 1918 yılında külliyede çıkan yangınla yok olması da olasıdır. Sahn-ı Seman, Kanuni tarafından açılan Süleymaniye medreseleri zamanına kadar nakli ve akli bilimlerden öğrenci yetiştirmekteydi. Kanuni devrinde bu medreseler şer'i ilimler ihtisası yapılan medreseler olmuşlar. Süleymaniye medreseleri de akli ilimlerin ihtisası yeri olmuştur. Ali Kuşçu, Fatih tarafında astronomi eğitimi için Semerkant'a gönderilmiş ve daha sonra 1474'te Takiyuddin tarafından Tophane'de kurulacak gözlemevinin ilk çalışmaları yapılmıştır. 1474'te Fatih Camii, Mihriban'ın kenarında yerleştirildiği iki dolaba koyulan 800 cilt ile başlamış bir kütüphane kurmuştur. Bu kütüphane 1742'de
caminin yanına yapılmış müstakil bir binaya 1456'da Süleymaniye Kütüphanesi'ne taşınmıştır. Fatih 1481'de Anadolu'ya doğu yeni bir sefere çıktı ama daha yolun başında hastalandı ve 3 Mayıs 1481'de Gebze yakınlarındaki Hünkar Çayırı'ndaki ordugahında henüz 49 yaşındayken öldü. Bu hastalığından öldüğü sanılmakla birlikte zehirlendiği de rivayet edilir. Fatih öldükten sonra ölümü saklandı. Padişahın hamam ihtiyacı var denilerek gizlice cenazesi saraya getirildi. O sırada Şehzade Beyazıt'a ve Şehzade Cem'e ulak gönderildi. O sırada asker Fatih'in öldüğünü öğrenip İstanbul'a geldi. İstanbul'da büyük bir anarşi başladı. Karamanlı Mehmet Paşa Cem taraftarı olduğu için idam edildi. Her taraf yağmalanmaya başlandı. Gayrimüslim tüccarların ve dükkanların saldırıları düzenlendi. O arada herkes kendi taraflarını tahta çıkarmak için uğraşırken Fatih'in cenazesi sarayda karanlık bir odada unutuldu. Baltacı'da Kethudası Kasım isimli bir kişi 2. Beyazıt'a yazdığı mektupla sarayda cenazenin yanına gittiğinde 3 gün 3 gece üzerinde mum yanmadığını, cesedin kokusundan yanına zor varıldığını söyler. Daha son yapacağını duyurdu. Daha sonra tahnik üzerine mum yalandığını, cesedin kokusundan yanına zor varıldığı diye söyler. Daha sonra tahnik ustasıyla beraber iç organlarını çıkarılmış, ceset tahnik edilmiş, cesedin tahnik edilebilmek için elbiselerinin çıkarılması gerekiyordu. Lakin mevsimin sıcak olması dolayısıyla ceset bozulduğu için elbise cesede yapışmıştı. Bu yüzden elbisesinin sol kolunun üzerinden kesildi ve tahnik bu şekilde yapıldı. Kesik elbise bugün halen Topkapı Sarayı'ndadır. 2. Beyazıt payitahta gelene kadar o şekilde beklemiştir. Ölümünden sonra tahta oğlu Beyazıt çıktı. Naaşı Fatih Camii'ndeki türbesindedir. Seferi nereye düzenlediği tam olarak bilinmemektedir. Zira Fatih bu bilgiyi seferin güvenliği açısından çok gizli tutuyor ve kimseye söylemiyordu. Ancak tarihçiler seferin Mısır veya Roma'ya kapalık olacağı yönünde tahminler yürütülmektedir. Ama başka yerlere fetih düzenleyeceğini ileri süren başka tarihçiler de bulunmaktadır. Ki zehirlenerek öldürüldüğü rivayeti de göze alınacak gibi ise de Roma'ya düzenlediği açık ve net gözüküyordu. Birlikleri Üsküdar'da topladığı ve hazırlıkları başlattığı için seferin İtalya'ya düzenlenme olasılığı günümüz tarihçilerinden tarafından zayıf bulunmaktadır. Fatih Sultan Mehmet çocukluğundan itibaren yoğun bir İslami ve ilmi eğitim aldı. Kendisinden önceki 6 padişah gibi o da askeri hususlarda bilgi ve tekniğe sahipti. Fatih Sultan Mehmet birçok tarihçi tarafından bir Rönesans hükümdarı olarak tanınmaktadır. Fatih, İtalya ve İtalyan kültürünü tanıyan nadir bir Doğu hükümdarıydı. Sultan Mehmet'in yanında bulundurduğu Rum tarihçi Kritbulus, onun kendi ana dili olan Osmanlı Türkçesi dışında Arapça, Farsça, İbranice, Haldinice, Slavanca, İtalyanca, Yunanca ve Latince bildiğini ifade etmektedir. Fatih'in özellikle İstanbul'un fethinden sonra zengin bir kütüphanesi vardı ve binlerce ciltlik kitaba sahipti. Antik tarihe meraklı olan padişah Plutarkhe Georgia isimli eserlerini Yunanca'dan Türkçe'ye çevirerek coğrafi bilimleri olan ilgisini göstermişti. Fatih'in sarayında Yunanca ve İtalyanca bilen iki katip bulunuyordu ve padişah eski çağ tarihleriyle ilgili bilgiler veriliyordu. Mitolojiye ilgilenen Fatih, Homeros'un meşhur İlyada destanının kopyasını hazırlamıştı. Fatih'in yanında bulunan İtalyan nedilmesi ona antik Yunanistan'daki düşüncelerin ve Romalı tarihçilerin eserlerini okutmuştu. Fatih, papaların, imparatorların, Fransa krallarının, Büyük İskender'in, Lombardi'nin rakiyanamelerini okumuştu. Bizanslı tarihçi Georgios Francis, Fatih'in Büyük İskender, Roma İmparatoru Augustus, Bizans İmparatoru Büyük Konstantin ve Theodosius gibi şahsiyetlere karşı hayranlık beslediğini söyler. Ayrıca Fatih ateşli silahlara karşı yoğun ilgi göstermiş, tarihteki ilk havan topu olduğunu bilen Şahin çizimlerini bizzat kendisi yapmıştır. Divan edebiyatında Fatih Sultan Mehmet Avni Mahlısı'yla şiir yazmıştır. Yine padişah huzurunda felsefi tartışmalar yapıyordu. Ali Kuşçu, Georgios, Trapezoides ve Hocazade gibi devrim büyük zekalarını korumuş Hristiyan bilim adamları ve sanatkarları sarayına davet etmiş, onlara iltifat ve ikramlarda bulunmuştur. Fatih ayrıca İtalyan ressam Gentile Bellini'yi kendi hususi resmi olmak üzere çeşitli portreler ve heykeller yaptırmıştır. Hristiyanlığı yakından tanımak isteyen Fatih, İstanbul'a Ortodoks Kilisesi'ni patrik olarak atadığı Genodios ile Hristiyanlık akaidi üzerine müzakereye girmiş ve onu bu müzakerenin yazılmasını istemiştir. Genodios itikat namesi. Hatta bu durum Avrupa'da Fatih'in Hristiyanlığa meylettiği şeklinde yorumlanmış ve Papa 2. Pius padişahı Hristiyanlığa davet eden bir mektup kaleme almıştı. Tarihçi İlber Ortaylı
detaylı bu konuyla ilgili olarak Fatih'in şüphesiz itikadı olduğunu fakat sofu derecesinde koyu bir Müslüman olmadığını belirtmiştir. Fatih Sultan Mehmet'in eşleri. Birinci eşi Emine Gülbahar Hatun, Akkoyunlularla gelin giden Cevher Han Hatun ile ikinci Beyazıt'ın annesidir. İkinci eşi Helena Hatun, Mora despotu olan Dimitros'un kızıdır. Üçüncü eşi Alexias Hatun, Bizans prenseslerindendir. Dördüncü eşi Gülşah Hatun, Karamanoğulları Beyliği'nden İbrahim Bey'in kızı, Karaman Sancak Bey'i Şehzade Mustafa'nın annesidir. Beşinci eşi Siddiki Müklüme Hatun, Dulkadiroğlu Süleyman Bey'in kızı. Altıncı eşi Çiçek Hatun, Türkmen Bey'i kızı veya cariye Cem Sultan'ın annesidir. Yedinci eşi Anna Hatun, Trabzon İmparatoru'nun kızıdır. Evlilikleri kısa sürmüştür. Sekizinci eşi Hatice Hatun, Zaganos Paşa'nın kızıdır. Fatih boşamıştır. Fatih Sultan Mehmet'in erkek çocukları, birinci çocuğu Sultan II. Beyazıt, ikinci çocuğu Mustafa, üçüncü Cem Sultan. Kız çocukları Gevher Hatun, Akkoyunlu Uzun Hasan'ın oğlu Uğurlu Mehmet Bey ile evlendi. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İstanbul'un fethi mevzusunda İstanbul mutlaka feth olunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden asker ne güzel askerdir demiştir. Fatih bu mevkiye ulaşabilmek için çok çaba sarf etmiştir ve bunun üzerine bir sözü de bulunmaktadır. Ya ben İstanbul'u alırım ya İstanbul beni alır demiştir. İstanbul Boğazı üzerinde Fatih'in anısına inşa edilen Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 3 Temmuz 1988'de kullanıma açılmıştır. İstanbul'un Fatih ilçesindeki Fatih Parkı'nda da 2. Mehmet'in bir heykeli bulunmaktadır. Arkadaşlar, beğenip abone olmayı unutmayalım.